0-0 biten derbinin hiç özeti özeti hiçbir şey söyleyeyim. izlemiyorum ben. Yok. İzlemek istemiyorum. Gol evet. olmadığı zaman izlemek istemiyorum o özeti. Hiçbir maçta aslında Çünkü sürücü. neden? Hep diyorlar ki derbilerde ya. öyle bir baskı oluyor ki. Bak bu Galatasaray Fenerbahçe maçlarının çoğunun zevksiz geçmesinin nedeni bu. Öyle bir baskı yapıyorlar ki. Aynen. Dünya miydim? derbisi şu bu. Baba biz bir puanı garanti altına <laughs> O derbi. Aynen. Bu öyle değildi. Bu başka. Evet çok farklıydı. İki takımın da e, hem hocaları hem oyuncuları çok bize hani biz sonuna kadar mücadele edeceğizi yansıttılar aslında. Ama şimdi tabii maç sonrasında kimde hangi sıkıntılar var o konuşuluyor. Ben bir şey merak etme. Atiba taktiği yapabiliyor musun? Yok yap. Abi yapabiliyorsa alalım seni. Atiba'dan sonrası lazım bize. Bir, <laughs> <laughs> bir tane daha olsa keşke. Ben hiç Atiba taklidi denemedim ya. <laughs> gözlemlemesi lazım. zaten konuşmuyor ki sesini bir abi bilmiyorum sesini. Adam nasıl <laughs> Evet, sesini bayağı. Tabii ona göre yaparsın. Hani bilmediğim sesi zaten. Türkçesi bayağı iyi ama o da çok tercih etmiyor konuşmayı. Türkçesi de iyi. iyi. Eskisine göre çok daha iyi ama ha, çok konuşmuyor. Türkçe, geçen Nobre'yi ağırladık burada. Hmm. Evet, Türkçeye doğru iyi, iyi gidiyor. O tabii ama başlayalım. kaç yıldır burada? Çok uzun süredir. O kadar burada. da olsun canım Nobre. Ama yani. bir şey söyleyeyim, çok uzun süre kalıp da öğrenmeyenler var abi. Var. Öğren Çevresiyle bir de alakalı bir Mesela olacak. Alex. <laughs> Alex. Konuşa, konuşamıyor. Niye Türkçe konuşmuyor? Sam, Samet'e Samet şey yapmak için. Samet çalışsın diye. Aa, bak yanlış yapıyor. Alex yanlış yapıyor. Geldi o da benim üst, karşımda bacak bacak üstüne attı. Ben onu, zaten onun için. Bir de gelmiş heykelini dikiyorlar oraya. Yo, çupaklı da heykel. o kadar emek verdim. O kadar emek verdim. Niye dikmediler benim heykelimi? He? Bizi... Sana soruyorum. Niye dikmiyorlar? Yani başkanı doğum gününde bile aramamışlar. Bakın Ahmet Bey tam yazmış bize. İyi geceler. Aziz Yıldırım ne düşünüyor acaba derbi sonrası demiş. Daha tweet'i görmeden Aziz Yıldırım duydu size Ahmet Bey. Ahmet Bey bak onu söyleyeyim bir kere. Ben başkan olsaydım pandemi, <laughs> pandemi de olmazdı. Ben şey yapardım virüsü içeri soktuğumazdım. Aldığımazdım. Ahlaksız bir üst dedim ben. Ay şey sizi bu ustada bir daha devdim. Seyirci de oynanırdı yani. Ben başka dedim ondan böyle oluyor. Emir Karaduman'ın bize sorusu var Fatih Terim sakatların yokluğunda sahaya sürdüğü kadroyu bozarsa takım içinde bir takım sorular ortaya çıkar mı diye sormuş şöyle girelim buna Galatasaray'da eksikler varken e, yeni bir kadro ortaya çıktı ve aslında beklenenin üstünde bir performans sergilediler e, o yüzden de böyle bir beklenti oluştu kesin puan bırakır diye düşünüyordum yani umuyordum değil düşünüyordum yani. Düşünüyordum. hakikaten çok eksikti muazzam bir futbol hani Fatih Hoca elit futbol diyor Neredeyse aynı kadroyu sahaya sürdü, Bir sadece evet. e, bir kişi değişikti galiba. Yani muazzam Top. oynadılar. Yani toplu savunma, toplu hücum. Cagney hat-trick yapacak desem sana maçtan iki saat önce. İnanır mıydın? Yani Cagney'nin hat-trick yapacağına biz hiç inanmıyoruz. <laughs> yani ben anlamıyorum. Nasıl yapıyor anlamıyorum yani. Ballı. Çok ballı. <laughs> ben <de> şaşırdım. <laughs> İsmail Baki bizlerle birlikte tabii zaman zaman içinden farklı bir kişi çıkabiliyor. Az önce Fatih Terim'i seyrettik. Murat Bey'in bir sorusu var İsmail Baki. Tabii bu sorular gelecek demiştim. İsmail Baki gerçek hayatta Sabit Kanca'nın hangi davranışlarını sergiliyor acaba diye sormuş. Ee, yani gerçek hayatta. Yani aslında Sabit Kanca şöyle bir karakter. Ee, hani sevdiği için hani arkadaşı için ölüme gider. Öyle bir arkadaş. Belki ben hani o yönünü söyleyebilirim. Çünkü hani kolay kolay birini sevmez ama sevdiği zaman tam sever yani arkadaş olsun, eşi olsun, dost olsun. Bir de şey severim mesela o kapak yapıyor ya mesela hani sunucuya kapak yapıyordu filmde. Evet. Gerektiği zaman kapak yapmayı severim. Onu da severim. Bir de şöyle kendimi geliştirmeye çalışırım devamlı. Yani mutlaka genel kültürden e, bir şeylere bakarım. Hatta bazen yayınlar yapıyorum bir platformda canlı yayınlar. Orada da mesela insanlara sorular soruyoruz. Hani herkes cevap veriyor işte chat'ten, e, yorumlardan. Canlı yapıyor musun yayın? Canlı yayınlar yani yapıyorum. Katılayım o zaman ya yaptığın zaman. Tamam, olur olur. <laughs> Buradan da selam olsun onlara izliyorlar. Aa. Tabii. Selam buraya gelmeden var. önce bir yayın açmıştım dedim böyle böyle izleyin diye. Ya açıp bıraktı geldi. <laughs> <laughs> güzel güzel bu iyi olmuş. Evet. Şimdi taklit isteklerine geleceğim. Geliyor çünkü devamlı. Ben şunu merak ediyorum. Sabit Kancadan konu açılmışken. <laughs> şimdi bizim sinemamızda böyle çok karakterler var. Hı hı. İsim olarak o kişinin kendi isminin de önüne geçip. Aa Sabit Kanca. Hani dedikleri evet, bu. Evet. Geçmişten bugüne var. Kemal Sunal zamanlarından beri var. Yani Tabii. o zaman da bizim için Şaban ismi Hoca, Çetin Altay geldiğinde Hoca o böyle yapmış tabii, Bunu, tabii. Bu, bu örnekleri arttırabiliriz. Bazen o kişilerin isimlerini unutuyoruz. Ama güzel. Aynen. Aa diyoruz hemen o ismi. Bu nasıl bir duygu merak ediyorum ben. Yani ben alıştım artık. Yani yolda görüyor. sabit kanca abi. ben hemen de el sallıyorum. Şimdi hani bazen ya neydi ya? Neydi ya? Ay, sabit, sabit, sabit abi sabit abi <laughs> yani ya genelde İsmail abi de diyorlar İsmail İsmail baki ama sabit kancada diyen de çok mesela Hakikaten benim ismimin önüne geçti evet, Sen de şimdi Yara. İsmail baki tv diye bir şeyde oluştuğu için oradan isim de çok akılda Aynen. kaldı İsminin Tabii. önüne geçiyorsa başarı var demek ki ortada. Kesinlikle Eyvallah. kesinlikle Ulaş Bey demiş ki Melike Hanım İsmail baki programa 5 dakikada uydurdu A-spor kadrosuna katılması için <laughs> kampanya başlatıyoruz demiş ee, Hami Bandıralı hakkı değil mi var? ...onu sormuşlar. Yok artık. Hami mandralı taklidi yapabilir mi diye. İsmail abi Cuma günü, Cuma günü diyebilir mi? Rencide Porsuk. Benim <laughs> evet. bir karakter. Kim, kim yazmış onu? Bakıyorum ismine. Ee, i̇smi şey, bir fan hesabı şeklinde fan. Galatasaraylı bir izleyicimiz yazmış. Cuma günü, Cuma, Cuma günü. <laughs> Bu karakter hepimizin çok iyi bildiği. Dedeye sahip çıkalım, evi yanmış. Komşumuz oluyor, kom komşumuz oluyor da... <laughs> ev mondan çıkmış yangın yazık böyle bir tipti <laughs> o bu şey bir internet ortamında video ortamında çok izlenen bir teyzemizdi evet. gerçekten akıllarda kaldı Sonra ya bu... o teyze benim yaptığım tiplemeyi izlettiler biliyor musunuz yani böyle muhabir gitti yanına benim tablet o şekilde tablet... güldü mü <laughs> tabletten benim yaptığım tiplemeyi izletti teyzeye o da yine bir <laughs> <laughs> Böyle izledim. Vallahi bak ben var yine var yani o platformda. Görürsünüz. Taklitlerin efendisi Aziz Yıldırım sesiyle Real Madrid'in kötü gidişatını yorumlayabilir mi? Abi, şey, şey bitti, Madrid kaldı. Ne yapacağız Real Madrid'i? Biz kendi sorunlarımıza <laughs> bakın, bari Real Madrid'den. Ama başkan şey yaparlarsa, isterlerse gelirim yani. Boşluk varsa gelin başkanlığı yapayım yani. Ben çünkü tecrübeliyim. Başka soru varsa söyle. <laughs> ben camı sıkma. bak. O, kralım, o kamerayı. Çekme. O şey yapma. Evet buyur. E, Yadigar Bey soru sormuş. İsmail Bey'i TV'de ne zaman görürüz? E, Kasımpaşa'dan selamlar demiş. Yadigar Bey mi? Evet. İşte şöyle e, biraz gerçekten bir dinlenme moduna geçtim bayağı zaman. Evet. E, Nadas'a bıraktım bir şeyler yapmaya başlayacakken tam işte bu pandemi patladı. dolayısıyla bekliyoruz. Film benim sinema filmi de 6 Mart 2020'de vizyona girdi. Evet, 2020'nin pandeminin patladığı döneminde tam. Ya insanlar zaten 5 Mart'ta ilan 6 Mart'ta ilan edilmemişti zaten ama insanlar korkuyordu kalabalık yerlere gitmeye çünkü Avrupa'da patlamıştı zaten İtalya falan. Ee, AVM'lere sinemalara gitmiyorlardı zaten dedik yandık yani zaten birkaç gün sonra sinemalar kapandı halen de öyle ee, ve hala yani şu anda çalışmıyor ve o yüzden film güzelim film bugüne kadar yaptığım en iyi film oldu yazık oldu yani gerçekten Vallahi çünkü izleyen herkes şey oldu ya o abi gerçekten çok iyi olmuş dediler yani yabancısı tanımadığım insanlar Arkadaşlarım hani arkadaş diye söylüyor dersin. Onlar da şöyle söyledi. Abi inan çok samimi söylüyoruz müthiş film olmuş dediler. Yani, o konuda mutluyum. İnsanlar mutlaka bir şekilde izleyecekler bu filmi. Tabii ki yani kendi kanalların dışında, sosyal medyanın dışında Hı -hı. dijital platformlar var. Tabii. Ee, çok rağbet görüyor yerli yabancı. Mutlaka oralarda da onunla da yani, ilgili bir, ben var bir var. televizyon Sahibi olsam ve çalışanı olsam kaçırmam bu filmi gerçekten e, müthiş film yani buradan televizyonlara seçleniyorum <gülüyor> <Patronlarım>, <gülüyor> Bakın. patronlara seçleniyorum ağın eli tutulmaz. <laughs> evet. Şimdi ben bu pandemi zamanı özellikle sinema filmi yapanlarla konuştuğum zaman onların bu şikayetlerini çok üzül yani dinledim ve çok üzüldüm çünkü ciddi bir emek var hmm. İlk filmini yapanlar oldu mesela hani. Yasemin mesela bunlardan biri. Yasemin evet. Sakaloğlu. O da hani çok büyük bir heyecanla yapmıştı filmi ve bu pandemiye tam denk Yazık geldi. Yazık işte yani. Onun tadını alacakken tam evet. üzdü ve işin kötü yanı ne zaman biteceğini de bilmiyoruz.